İstanbul Tuğ Festivali tanıtım lansmanından sonra bugün de Trabzon lansmanındayız. Gene çok güzel bir kalabalık, muhteşem bir katılım var. Umarım Ağustos'ta bütün İstanbul, hatta bütün dünya burada olur. Bildiğiniz gibi İstanbul'da bir 6 aylık bir çalışmanın neticesinde ilk resmi lansman tanıtım toplantımızı yaptık. Grand Cevahir'de 12 Temmuz'da çok mükemmel bir organizasyon oldu. Buradan tekrar bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ve onun hemen akabinde 19'unda gördüğünüz gibi Trabzon'da Zorlu Grand'da bu ikinci tanıtım lansman toplantımızı yapıyoruz. İnşallah bunun akabinde hemen önümüzdeki hafta 16 Ağustos, 26 Ağustos'la ilgili festival tarihi olan çalışmamız belirlediğimiz tarihte sahaya inecek arkadaşlarımız. Bu sahada da uygulama çalışmalarını başlatacaklar. Ben inanıyorum buradaki bütün katılımcıların ve aldığımız enerjiden şunu anlıyorum. Hakikaten bu uluslararası Trabzon için film festivali mükemmel olacağına inanıyorum. Ve göreceksiniz en kısa zamanda yıllardır bu işi yapan illerimizden çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Böyle bir festivalin Trabzon'da yapılıyor olmasından son derece mutluyuz, memnunuz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, bu sanat alanında, sanat ve kültür alanında yeterince hak ettiğimiz yere gelemedik diye. Tabii bu bağlamda söyleyecek olursak, Trabzon'da gerçekten tarihi bir şehirdir. İmparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirdir. Dolayısıyla böyle bir festival Trabzon'a yakışır. Ben de bir Karadenizli olarak bunun farkındaydım ancak Trabzon'da göreve başladığımın 8. ayında, 8 aydır görev yaptığım bu il, büyük ve güzel ilimizde sanatın ve kültürün ne kadar derin kaynaklarının olduğunu ve derin köklerinin olduğunu görmüş birisiyim. Bu anlamda her şeyden önce bu faaliyeti gerçekleştirenleri yürekten kutluyorum. Ben de Ortaysan Kaymakamı olarak her zaman bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi hususunda elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Özellikle biz orta öğretim kurumlarımızda, liselerimizde kültürel ve sanatsal faaliyetleri çok daha geniş bir şekilde öğrencilerimize devam ettirme arzusu ve hedefi içerisindeyiz. Bu noktada tüm sanat ve kültür camiasıyla da her türlü işbirliğini yapmaya hazırız diyorum. Arkadaşlarımıza, emeği geçenlere yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Önce bunu organize edenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olmuş. İnşallah bunun ileriki senelerinde Trabzon bunun daha çok faydasını görecek. Ben tekrar organizasyonu gerçekleştirenlere, düşünenlere, şu anda toplantıyı tertip edenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Trabzon için hayırlı olacağını ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Trabzon biliyorsunuz 5000 yıllık tarihe mal olmuş bir ilimiz. Dolayısıyla Trabzon'da böyle bir film festivalinin olması ilk defa oluyor. 37 tane ülkenin de bu festivale katılması bizi tabii son derece memnun etti. Trabzon'da böyle bir film festivalinin olması hem kültürel hem sanat açısından, Trabzon'un tanıtımı açısından çok önemli. Dolayısıyla biz Trabzon Ortahisar Belediyesi olarak bu festivalde olmaktan dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir program aslında. Trabzon için de güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Antalya'da gördüğümüz şeylerin daha iyisini Trabzon'da göreceğiz. Ümitliyiz. Bu Trabzon'a büyük bir değer katacak. Trabzon sanata çok önem veren bir şehir aslında. Çok büyük sanatçıları da var. Böyle bir sanat festivalinde burada yapılıyor olması Trabzon için çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Trabzon Uluslararası Film Festivali'nin başlamasından dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz.
gerçek olan bir şey varsa yıllardan beri programı Trabzon'da yaptık. Ama bu yıla nasip olmuş. Geç kalmış bir program. Umuyoruz ki Trabzon'daki bu Uluslararası Film Festivali'ydi. Trabzon'un dışarıda daha fazla tanıtımına bir katkı sağlayacak. Şehir olarak zaten kültür sanat yönünde her zaman hazırız. Şehir buna hazır. Dolayısıyla geleceğe dönüp Trabzon'un tanınmasına bir katkı sağlayacaktır. Sektörün gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan emeği geçen herkesi kutluyoruz. Dileriz ki başarılı bir festival sonuçlandırmış olur. Ülkemizin değişik bölgelerinde film festivalleri yapılıyor. Karadeniz bölgesi bu anlamda bir eksiklik yaşıyor. Evet. Bir kere Çince bazında bu işe katkı veren, bu işin hayata geçirilmesinde emeği olan arkadaşlarımızı tutuyorum. Bu festivallerin bölgemize, Trabzon merkezi olmak üzere bu katkılar yapacağını, bölgemizi dünyaya tanıtacağını biliyorum da bu anlamda bölgemiz açısından fevkalade isabetli bir girişim olduğunu düşünüyor. Tekrar bu işte emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bölgemizde bu bir ilk oluyor. Daha önce hep Antalya Film Festivali falan, işte Adana'da galiba böyle bir festival yapılıyor. Karadeniz'de de bir ilk olacak. Bölgemiz için çok faydalı bir teşebbüs. Bu bölgeye çok faydası olacağını düşünüyorum. Bölgemizin zengin bir kültürü var. Tarihi yerlerimiz var. Dağlarımız, yaylalarımız var. Örf ve adetlerimiz var. Bunlar işlendiği takdirde, o mekanlar kullanılarak, filmler yapıldığı takdirde çok iyi şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Evvela Trabzon'un buna ihtiyacı var çok. Trabzon çok yararı olacağını düşünüyorum. Ama inanın kültür bakımından Türkiye'nin de buna ihtiyacı değil. Burada kaybolan, doğru dürüst su yüzüne çıkamayan çok büyük varlıklar var. Çok büyük tanıtmamız gereken, daha sadece Türkiye'de değil belki dünyada çok ilgi çekecek tabii varlıklar bir film için. Yani 100 tane Hollywood çıkar şeyde, Trabzon'da 100 tane Hollywood çıkar bir şeye girseniz. Ayrıca hem Türkiye'de hem bütün şeyde, bütün dünyada ilgi çekecek çok çok farklı kültürler var. Yemekler var, oyunlar var, konuşmalar var, şiveler var. Var da var. Yani ondan sonra tabii varlıklar var, eski eserler var, eski binalar, eski şeyler. Bütün bunlar böyle aktivitelerle ancak tanıtılır, gün yüzüne çıkar ve çok muhtemeldir ki çok da ilgi çekecek. Yani bunun için ben evvela düşünenleri ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu akşam çok güzel bir program oldu. Trabzon Uluslararası Film Festivali. Ben festival yürütme kuruluşuyum ama objektif olarak baktığım zaman İstanbul'da oturan birisi olarak Trabzon'un bir film festivali neden yok diye böyle ki düşünen abilerimiz bizim de zaman zaman aklımıza gelirdi. Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyelim Trabzon'umuza. Şimdi bu akşam jürimizi tanıtacağız. Yine Trabzon'a daha önce bir iftar yemeğiyle basına bir duyurum yapmıştık. Şu an hem basına hem Trabzon'un bürokratlarına hem iş adamlarına burada Tüpfes'in detaylarını açıklayacağız. Ama tabii en önemli konumuz jürimizin detayları. Yani kimler var jüride? Onlar bugün burada açıklanacak. Katılanlar da. Sizi de tabii İstanbul'dan buraya kadar getirdik. Öncelikle Lonca TV'ye teşekkür ediyoruz. İstanbul lansmanımızda da çok güzel bir başarılı bir çalışmanız vardı. Onun için ayrıca sizi ben telefonla arayıp teşekkür etmiştim. Fakat bu teşekkürü burada lansmanda tekrar izleyicilerimizin karşısında yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için bu çok gerekli, geç kalmış bir çalışmaydı, kültür faaliyeti, bir deyip. Hem İstanbul'da hem Trabzon'da
hem İstanbul'da hem Trabzon'da bu canı gönülden benimsediğini görmüş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. İnsanlar hasretle ve hararetle o çalışma bekliyorlarmış. Sana bunu gösterecek. Trabzon bir kültür kenti. Faaliyetlerin çok daha önceden yanılması gerekirdi. Ancak Sarısun'da Hüsnü Bey kardeşimiz İstanbul'da bu işi yaptılar. Biz de Trabzon'dan bu işe destek verdik. Şimdi bütün Trabzon ve İstanbul bu işi görmesinde yol alacak inşallah. Kaliteli bir iş yapacağımızı düşünüyoruz. Ya, Trabzon yaparsa güzel yaparız. İyi yapmaya çalışacağız. Türkiye ve dünya zaman içerisinde festival konuşacaktır. Ayrıca benim ifade etmek istediğim bir husus var. Sadece bir festival yapıp geçmek önemli değil. Bunun bölgede kalıcı olması ve film sektörüne, yapımcılara, senaristlere, genç yavrularımıza, sanatçı evlatlarımıza farklı oluşturması ve hem Türkiye hem dünyada Trabzon'un bir doğal film yapısı olarak değerlendirilip şehrimizin tarafına, ülkemizin tarafından burada yapılacak olan çalışmalarla öncülük etmesini istiyoruz, öyle diyoruz, öyle düşünüyoruz. Böyle bir niyetimiz var, böyle bir hazırlığımız var. Onu kurumsal hale getirdiğimiz zaman başarılı oluruz. Yoksa rüzgar gibi yine geçer. İnşallah biz rüzgar gibi olmayacağız. Uluslararası Film Festivali var artık. Bundan sonra dünya döndükçe hep olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Güzel bir tanıtım oldu. Değerli başkanım, değerli başkanım, değerli başkanım. Ülkemize, Karadeniz bölgemize ve bilhassa Trabzon'umuza bu anlamlı çalışmayı armağan eden İstanbul Trabzon Federasyon Başkanımız Sayın Dursun Çağlayan Beyefendi'ye ve Anadolu İrfan Kültür ve Eğitim Dernek Başkanımız Sayın Asım Aytan Beyefendiler adına sizlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.